gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Tabii ertesi sabah bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki inşallah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sude kızımız ve Taliye Hanım için Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyor. Taksiratlarını hasenata tebdil eylesin. Ailelerine biz başsağlığı diliyoruz. Tabii şuna her şeyden önce inanacağız. Estaizu billah, bismillah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ بَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Rabbim buyuruyor ki ölümü de hayatı da biz sizleri imtihan için yarattık. Bunun yaşı yok. Her an ölüme hazır olacağız. Bizim için ölüm bir yok oluş değildir. Ölüm aslında Müslümanlar için bir tebliğli mekandır. Dünyadan ahirete irtihal. Ve gerek Taliye Hanım, gerek Sude kızımız için inşallah sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşuruz. Bu duamızı yapıyoruz. Sabredeceğiz ve inşallah sevgililer sevgilisinin sancağı altında Rabbim bizleri haşru cem eylesin. Tabii bir diğer taraftan özellikle de Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gerekenler neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakamayız. Temennim odur ki inşallah şehitler safında bu üç yavrumuzu Rabbim Habibi'yle haşru cem eyler, sevgili peygamberimize komşu eyler. Çünkü onlar çok iyi niyetle böyle bir yolculuğa çıkmışlardı. Ve bu yolculuğun maalesef sonu tabii böyle gerçekleşti. Ben tekrar sizlerden dünyaya müteallik haklarınızın helal edilmesini istiyorum. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gerek Taliye Hanım, gerek Sude kızımız için ruhlarına El-Fatiha.